Evet, günaydın doktor izleyicileri. Bugün sizler için Operatör Doktor Sinan Göker'in muayenehanesindeyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, biz buraya geldik ama göze gelen teknolojileri konuşmak için geldik sizinle. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yıllardır ülkemizde yapılıyor bu göz lazerleri. Ama evet, duyduğum kadarıyla bunun bir üst versiyonu çıkmış. Hem uzağı hem yakını görmede bu tedaviler uygulanıyormuş anladığım kadarıyla. Evet. Bunun detaylarını bize bir verir misiniz? Şimdi bu lazer tedavileri görme bozuklukları için yapılıyor. Miyop, hipermetrop, astigmat gibi. Genel bir soru işareti vardı tabii. Hastalar hep şu soruyu soruyor. Peki doktor bey, işte 10 sene sonra ne olacak? Yani 20 sene. Genellikle onu soruyor. 20 sene sonra ne olacak diye soruyorlardı. 25 sene oldu artık. 20 seneyi bıraktık. Şimdi 25 sene de bitti. Dolayısıyla yani 25 sene önce lazer yaptığım hastalar hala geliyorlar kontrollere, numaralar gayet iyi. Aksatmadan geliyorlar mı hocam 25 sene geçmiş halde? Tabii biz aslında genellikle lazer tedavisi olduktan sonra yani hiç problem yoksa aslında bir daha uğramıyor. Yani biz kontrole çağırsak bile gelmiyor. İşi bitmiş artık. Unutuyorlar. Görüyorsa gelmiyor. Ama bazen bazı hastalar var böyle çok hani şeyine meraklı sağlığına. Onlar kontrole geliyor. Görüyoruz zaten. Evet, peki şunu demek istiyorum. 25 sene önce lazer tedavileriyle şu anda geldiğimiz noktadaki teknoloji ne kadar birbirinden farklı? Tabii ki farklı. Yani ilk mesela ben başladığımda PRK dediğimiz veya şimdi no touch diye sanki çok yeni bir tedaviymiş gibi söylenen bir yöntem var. İlk ben onunla başladım 25 sene önce. Sonra 2 sene sonra LASIK dediğimiz yönteme geçtim. Evet. O tabii daha iyi bir sonuç veriyordu. Yani şu anda da en modern, en sıklıkla kullanılan geçerli yöntem LASIK yöntemi. LASIK yöntemi. Evet. Evet. Çünkü başka bir sürü kafa karıştırıcı yeni teknikler çıkıyor. Herkes bu yeni tekniği yeni bir isimle duyurmak için belki adını değiştirip yani eski ismi 3 kere değişen şeyler var, yöntemler var. Adını değiştirip yeni bir şeymiş gibi sunuyorlar. Şimdi dolayısıyla en sonunda şu anda geldiğimiz noktada hala LASIK dediğimiz yöntem yani korneadan flap kesilerek yapılan yani korneanın bir parçası kesip açılıyor. İnce bir zar gibi açılıyor. İşlem bitiyor, sonra geri kapatılıyor. Yani lazer yaptığımız bölge sandviç gibi korneanın ara tabakasında kalıyor. Bunun için çok hızlı iyileşiyor. Ve bunun için dikiş gerekmiyor. Dikiş falan gerekmiyor. Evet. Toplam yöntem bir göz için 5 dakika sürüyor. Bu kadar da kısa. Ağrı yok. Hasta o gün eve gidip dinleniyor. Ertesi günü gözünü açtığında tamamen normal %100 görmeye başlıyor ve normal günlük hayatına geri dönüyor. Çok güzel. Çok hızlı işte bunu bu hale getiren LASIK yöntemi. Göz içi lensini kullanarak da 30 numaraya kadar miyopları düzeltebiliyor. Yani şunu anlıyoruz. Lazer yöntemiyle uzağa görmede miyopta tedavi var ama daha ileri miyoplarda bir göz içi lensiyle evet, bu sorun ortadan kalkıyor. 10 numaranın üzerindeki 10 numara hastalara göz içi lensi çünkü teknolojisi çok ilerledi şimdi. 30 numaraya kadar da çıktık. Astigmatları da 7 numaraya kadar düzeltebiliyoruz. Dolayısıyla göz içi lensi tekniğine geçiyoruz. 10 numaranın üzerine. 10'a kadar eczema lazer klasik. Hipermetropları 7'ye kadar yapabiliyoruz. Astigmatları da bir insan gözüne olabilecek en yüksek astigmatı 7'dir. 7'ye kadar zaten %95 başarıyla yapıyoruz. Çünkü astigmat hala daha düzelmiyor zannediliyor. Evet. İnsanlar hep hala daha buna yani 20-25 sene sonra bu soruyu soruyor. Astigmat düzelmiyor mu doktor bey diye gelen hastalar oluyor. Artık astigmatı bu da lazerle yıllardır çözülüyor. Zaten yani astigmatı da 23 senedir düzeltiyoruz. Yakını düzeltince bu sefer uzak bozuluyordu eskiden. Dolayısıyla bu sorun çözüldü. Multifokal çok odaklı bir tedavi yapılabiliyor. Yakına bakınca yakın devreye giriyor. Uzağa bakınca o devreden çıkıyor ve hasta uzağı görebiliyor. Yani uzağı bozmadan yakın görmeyi, tedavi edebilmeyi bu suprakor yöntemiyle artık başarıyoruz. Evet. Bu başarı oranı tabii daha böyle 60'tı, sonra 70'e çıktı. Tabii teknikler ilerliyor, 80'e çıktı. Biz de hala yapmıyorduk o dönemde ama %90'a çıkınca artık yapılabilir bir duruma gelmiş demektir. Bu multifokal deyince ben böyle çok fonksiyonlu, çok fokuslu lensler duymuştum. Evet. Bu da bu takılan lenslerden bir tanesi mi yoksa bir operasyonun bir başka boyutu mu? Şimdi multifokal lens, göz içi lensi, katarak ameliyatında yapılan bir, takılan bir lens. Şimdi bunu da biraz şey yapacağım, bir sonra bunu anlatayım. Onu da soralım. Şimdi bu suprakor yöntemi dediğim gibi aşağı yukarı 5 dakika sürüyor her göz. Hiç ağrı hissedilmiyor, damlayla uyuşturuyoruz, 10 dakikada bitiyor. Hasta evine gidiyor, dinleniyor o gün. Ertesi gün uyandığında gözünü açınca
gazeteyi okumaya başlıyorum. Ne güzel. Uzağı geçici olarak özellikle uzak hipermetropu olan hastalarda biraz geçici olarak 3-4 ay uzakta bulanıklık olabiliyor. Sonra tekrar düzeliyor. Şimdi bu suprakor dediğimiz yakın tedavisini biz aynı zamanda uzakta bozukluğu ve yakını da bozuk olan, yani iki gözlük kullanan kişilere de yapabiliyoruz. Bu böyle gözlük camlarının altında yakın, evet, gözlüğü olurdu. Çok odaklı camlar olurdu. Onlar tabii çok görüntü kalitesi iyi değil aslında. Evet. Mesela uzağım yok, yakını hipermetrop. Uzağı hipermetrop, yakını da hipermetrop olan hastalar var mesela. İkili. Yani sırf yakın değil de uzakta da. Bunlara da suprakor tedavisini yapabiliyoruz. Yani uzak ve yakını aynı seansta lazerle düzeltiyoruz. Hasta uzağa bakınca uzağı görüyor, yakına bakınca yakını görüyor. Ayrıca da kataraktı da gitmiş oluyor. Çünkü kataraktı başladığında zaten yaşa bağlı yakın görme problemi de başlamış oluyor. Kesinlikle. 50 yaşlarda zaten yakını var. Zaten yakın gözlüğü kullanıyor. Bir de kataraktla birlikte aslında yakın probleminden de kurtulmuş oluyor. Yani bir taşla iki kuş vuruyor. Yani hasta bir anda hem bulanık hem yakını göremiyorken lensiz, yani gözlüksüz bir şekilde. Hem de birden eski 40 yaş öncesi eski gençlik haline dönüyor. Yakını da görmeye başlıyor. Çok güzel bir şey. Bu çok büyük bir avantaj. Konforu çok artırır hastanın. Multifokal, yani çok odaklı gözlükçü lensleri aslında ben 10 yılı aşkın süredir kullanıyorum. İlk başta tabii bazı yan etkileri vardı. Fakat bunlar ilerleye teknoloji gelişe hemen hemen yok denecek kadar aza indi. Evet. Ve de performansları çok arttı. Çünkü multifokal deyince uzağa baktığımızda, uzağa görüp yakına baktığımızda onun odaklanma problemi tabii yaşıyordu eskiden hastalar. Yakına bakınca da yakını görebiliyor. Bu lens teknolojisi sayesinde. Evet. Hatta bu multifokal lenslerle ilaç prospektüsü gibi çok küçük yazıları okutabiliyoruz hastaların çoğuna. Uzağa bakınca uzağa görüyor. Şimdi bunların da tabii teknolojisi ilerlemeye devam ediyor. Şimdi bu multifokal dediğimiz lensler aslında bifokal. Yani iki odağı var. Evet. Bir 40 santimde bir odak, bir de uzak odak. Şimdi bir 40 santimle 80 santim arasındaki mesafeyi hastalar bulanık görüyor. Orta mesafe diyoruz. Orta belki mesafeyi görmüyorlar. Yani bulanık görüyor, okuyamıyorlar. Ama bu zaten normal günlük yaşamda çok kullanılan bir şey değil. Bir tek mesela ne bileyim bilgisayarın 40 santimden değil de daha geriden çalışmak gerekiyor. Orada bulanıklık oluyor. Veya işte ev hanımı hani tezgahta bir şey hazırlıyor. Hmm. Yani 40 ile 80 arası mesafede bulanıklık oluyor. Veya arabanın göstergeleri mesela, evet, ince göstergeler, onlar hep 40-80'e giriyor. Şimdi bu problem de artık aşıldı. Trifokal dediğimiz 3 odaklı lensler. Uzak, teknoloji, yakın ve aradaki mesafede odak, güzel görünüyor. Evet. Çok güzel. Yani 40 santim, 60 santim ve uzak. Artık bu trifokal, 3 demek zaten. 3 evet odaklı lensler sayesinde onu da o problem de ortadan kalktı. Gece araba kullanırken ki ışık parlaması da hemen hemen yok denecek kadar az. Çünkü öyle problemleri de oluyordu galiba hastalarınızın. Eskiden. Eski mercekler. Artık öyle bir şey kalmadı. Tabii kalitesiz bazı mercekler var. Çünkü burada kalite çok önemli. Bunu nereden bileceğiz hocam? Yani hasta bilebiliyor mu kendisine kullanılan lensin? Ya da çok bir zor ama biraz araştırılırsa belli markalar var tabii. Şimdi en son bir yenilik daha var. Evet, onu biraz bahsettim. Bu da şimdi göz kuruluğu. Son yıllarda bayağı bir problem olmaya başladı. Yani artık hava şartlarından mı ya da ofis ortamında çalışma saatleri arttığı için de olabilir, alerjenler arttığı için olabilir. Çok fazla ekrana, tablet, telefon belki. Bilmiyorum, onun şöyle bir etkisi oluyor. Göz kırpma sıklığı azalıyor. Unutuyor muyuz göz kırpmayı hocam? İnsan bir şeye dikkat ettiği zaman, konsantre olduğu zaman daha az göz kırpıyor, daha seyrek kırpıyor. Dolayısıyla o seyrek kırpma olayı da tabii alerjenlere daha fazla maruz kalıyor. Çünkü falan. Çünkü göz kırptıkça göz yaşı o. Yani şimdi gençlerde bile bayağı bir kurulukla gelen problemi oluyor. Bir sürü antidepresan kullanan insan var. Antidepresanlar göz kuruluğu yapıyor. Ayrıca kontakt lensler çok ciddi göz kuruluğu, evet, yapıyor. Evet. Ve de kalıcı maalesef. İnsanlar geçici zannediyor ama yani kontakt lens kullanan bir kişi 4-5 sene sonra gözü kurumaya başlıyor. Sonra kontakt lensi bıraksa bile ömrün sonuna kadar kuru kalıyor. Ama burada bir lazer duydum ben göz kuruluğu ile alakalı. Evet, göz kuruluğunun tam olarak tedavisi yoktu. İşte yardımcı göz yaşı damla kullanıyordu hastalar. Rahatlatır diyor kasları. Bazı işte birkaç ilaçlar vardı ama çok etkili değil. Yine rahatlatıcı. Son olarak bir lazer tedavisi çıktı. Göz kuruluğu için lazer.
Bunu da aşağı yukarı 3 aydır uyguluyorum. O kadar yeni bir lazer işte. Evet, bayağı çok yeni şey. Yani Türkiye'de yeni. Aşağı yukarı %50-60 tedavi edebiliyor, gideriyor yani. %60'lık bir tedavi yapıyor en azından. Çünkü hiç kalıcı bir tedavi olmuyordu. Kolay bir tedavi. Aşağı yukarı 10 dakika sürüyor. Bu kadar kısa bir sürede. Evet. Ve 4 seans yapılıyor. Önce bir aşağı yukarı 2,5 ay içinde 4 tane seans yapılıyor. Bu 4 seans bittiğinde hasta göz yaşında %60'lık bir iyileşme hissediyor. Ayrıca başka bir ek tedaviler daha veriyoruz. Yani bayağı ciddi bir hem göz yaşının kalitesini hem göz rahatlatmayı artık başarabiliyoruz. Oranını artıyor. Sayesinde bayağı bir elimizi kuvvetlendiriyor. Çünkü çok fazla bir şey yapamıyorduk yani bu göz evet. kulplarını. Bir tedavi daha var. Onu da alalım. Çok yeni. O da çok yeni bir şey. Yani yenilikler dolu. Hani gözde evet. lazer o kadar eskiden 25 yıldır kullanılıyor diyorsunuz doğru. ama göz yaşına kadar, göz yaşı tedavisine kadar gelmiş mi? Tedavisi yapılamayan bir konu daha var. Bu da göz tembelliği. Evet. Göz tembelliği denen bir durum var. Şimdi bu göz tembelliği aslında gözle ilgili değil, beyinle ilgili. Çünkü asıl gören yer beyin. Yani göz aslında ara bir organ. Yani gelen görüntüleri beyne gönderiyor ve görme işlemi beyinde gerçekleşiyor. Beyin görüyor yani. Dolayısıyla küçük yaşlarda bir bulanık görme hadisesi olursa bir şekilde gözlerden birinde beyin o gelişemiyor o bölgesi beynin ve orada tembel kalıyor. Ondan sonra hasta mesela gözlük taksa bile ne yaparsanız yapın diyelim ki görme %50'ye düştü. %50 bir türlü artmıyor. İlerlemiyordu görme. Buna görme %100'e çıkartamıyorsun. Buna tembellik deniyor. Yani gözlükle veya başka hiçbir şeyle görmenin artmaması olayına. Şimdi bu çok fazla 7 yaşına kadar uğraşılıyordu işte kapatma tedavileri falan. Noktalı gözlükler olurdu. Çok fazla olurdu. Bir sonuç da vermiyor onlar. Yani 7 yaşından sonra hiçbir sonuç alınamıyordu. Şimdi bu yeni tedavi yöntemleriyle artık daha 50 yaşına 60 yaşına kadar kişilerde bu tembelliği artık belli bir oranda düzeltebiliyoruz. Bir Neurovision diye bir yöntem vardı. Fakat şimdi en son ondan daha iyi bir yöntem geldi. Bu Vivid Vision deniyor. Ve bu Virtual Reality yani sanal gerçeklik gözlükleri var. Yani kafaya evet. takılıyor ve böyle üç boyutlu görüyorsunuz her şeyi. Ve yaşıyormuş gibi oluyor. Yaşıyormuş evet. gibi. İşte onunla, o teknolojiyle beraber bir tembellik tedavisi ve dolayısıyla bir takım şeyleri yakalamaya çalışarak kendi elini de görüyor. Ve üç boyutlu olarak beyin uyarılıyor. Yani bir beyin jimnastiği aslında gerekiyor. Evet. Ama üç boyutlu bir beyin jimnastiği olduğu için daha iyi, daha başarılı bir sonuç veriyor. Bu tembellik de aslında ilginç bir şey. Çünkü insanlarda küçük yaştan itibaren olduğu için kimse gözünde tembellik olduğunu fark etmiyor. Doğru. Yani öyle hastalarım geliyor ki 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş. Farkında olmuyor aslında. Hayatında bir kere bile bir gözünü kapatıp öbürünü görmediğini fark etmemiş. Bazıları geliyor koşa koşa böyle panik içinde. Doktor bey benim işte gözümü kapattım. Görmüyor. Bakıyoruz yani bu sende eskiden beri var zaten. Uzun zamandır hiç yani aklına gelmemiş yani. Neyse bunlarda da artık eski teknikle başaramadığımız artışları bile bu yöntemle %30 puan görmeyi arttırabilir. Evet, bu kadar güzel teknoloji anlattığınız bize biz de merakla bekliyoruz. İzleyicilerimiz de uygulamaları görelim isterseniz bunları. Tamam. İlhan Hocam kolay gelsin. Şimdi bu hastamızda neler yapıyoruz? Bize şimdi anlatabilir misiniz? Şimdi femtolasik yapıyoruz. Az önce bahsettiğiniz femtolasik. Evet femtolasik yapıyoruz. Femtonun bu flap hazırlama kısmı bu. Hı-hı. Yani yıkıyoruz üstteki tabakayı evet, ince üstteki bir şekilde alacaksınız. Femtosekund lazerle kaldıracağız. Sonra egzamon lazerle numarayı düzelteceğiz. Şu anda lazerle üst tabaka inceltiliyor herhalde. Evet, şimdi bu gözün flap kısmı bitti. Bu bandı çıkardık. Sen gözünü kapatacaksın. Çok iyi gidiyor. Şu anda ne yaptınız hocam? Şimdi flap'i kestik. Hı hı.
O lazerle yani flöt kesiliyor. Bıçaksız lazer denen. Evet. Durum. Lazer işlemini bundan sonra yapacaksınız. Şimdi bu sadece flebi hazırlama işlemi. Daha sonra o kapağı kaldırıp altına Excimer lazerle numarayı düzeltip sonra tekrar kapatacağız. Ve işlem hazırlanması uzun sürüyor aslında. İşlem çok kolay. Birkaç dakika içinde bitti. Şimdi bize biraz detay verebilir misiniz? Evet. Şimdi bu flap kısmı bitti. Yani femtolasik dediğimiz en modern olan yöntemle flebi hazırladık. Şimdi burada Excimer lazer, yani kapakları kaldırıp Excimer lazerle korneye şekil verip tekrar kapatacağız. İşlem bitmiş olacak. Sonra aslında eve gidip dinleniyor. Yarın da görmeye başlıyor. Gözlerini açtığında normal görmeye başlıyor. Işığı biraz açabiliriz. Evet. Şu an az önce kesilen flap'i açtınız. Evet. Lazer tedavisi bitti galiba hocam. Evet, lazer bitti. Şu anda flap'i, açılan flap'i geri kapattınız. Geri altını temizlediniz. Şimdi altını temizledik, kuruladık. Şimdi o yapışıyor artık. Ve dikişsiz bir yapıştıktan şekilde. Yapıştıktan sonra evet, bir daha hiçbir şekilde kendi flap'in yeri olduğu için vücut onu oraya yapıştırıyor. Yarın uyandığında zaten hasta gözünde oluşturabilir, duşta yapabilir. O tamamen normal göz gibi olmuş olacak. Çok güzel. Evet, günaydın doktor. Da göz hastalıkları uzmanı doktor, operatör doktor Sinan Göker'in yanındaydık. Bizi ağırladı. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Çok güzel ve çok kısa sürede biten bir lazer, plastik operasyonu izledik. Teşekkür ediyoruz. Hastamıza da bu kadar kısa sürede sağlığa kavuştu. Gözlükten ve kontak lenslerden kurtuldu. Yarın artık normal günlük yaşamına geri dönebilir. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun.